hemşirelik mesleğinin en büyük sorunlarından bir tanesi hemşirelik mesleğinin bağımsız bir meslek olarak algılanmayışı bence. Türkiye'de çok eski bir kanunla zaten meslek idare edilmeye çalışılıyor. Hiçbir düzenleme, yeni düzenlemeye neredeyse fırsat verilmiyor. Hemşire grubu da Türkiye'de çok örgütsüz. Hem meslek örgütü olarak hem de sendikal anlamda bence çok örgütsüz bir grup. Bu yüzden de haklarını çok ifade edemiyorlar. Meslek bağımsızlıklarını da çok ortaya koyamıyorlar. Ve hemşirelik eğitimi çok parçalı bir eğitim. Lise mezunu hemşirelerimiz de var. Alanda aynı işi yapan lisans mezunu hemşirelerimiz de var. Ve bu da hemşirelik mesleğinin sorunlarından en büyüklerden bir tanesi. Hı hı. Bütün diğer mesleklerin ortasındayız. Doktor, sağlık personeli, anestezi teknisyeni ve arada derede kalmış ne kadar iş varsa hepsi bir şekilde birileri benim işim değil deyip yapmaz. Ve vicdan ve merhametle sınan bir meslek olduğu için sürekli. Yani siz bir hastaya sırtınızı dönemiyorsunuz çünkü 7/24 muhatapsınız o hastayla. Arada derede kalmış ne kadar şey varsa hepsi bu vicdan ve merhamet kisvesi altında hemşireye kalıyor bir şekilde. Ya hemşirelik deyince toplumun yani halk arasında sıkıntılı bir tablo ortaya çıkıyordu. Birincisi bir güzel kadın ve cinsel obje olarak sunulan bir durum vardı. İkincisi doktorun yardımcısı gibi bir sunum var. Hala bile televizyon dizilerinde şu an Türkiye'de yani neredeyse doktora çay getirecek, doktorun emir eriymiş gibi bir pozisyon. Ama aslında biz öyle değiliz. Bizler bağımsız, yani sağlık ordusunun bağımsız birer meslek mensubuyuz. Ve yaptığımız iş oradaki hastanın bakım ve tedavisiyle alakalı bir iş ve hayatı açısından da çok önemli bir yerde. Biz de bu sorunları her yıl işte hemşirelik haftasına dile getirmeye, yani aslında hani o dönemde daha çok dile getirmeye ama dile getirerek çözmeye çalışıyoruz. Hem meslek tanımımız yok, hem 2007'ye kadar sadece kadın mesleğiydi. Yani şöyle, ben hep bunu hissediyorum gerçekten mesleğe girdiğim günden beri. Ev hanımı evde neyse, hastanelerde de hemşire o. Bakım emeği ve bakım emeği hiçbir şekilde bir önem değer kazanmamış bugüne kadar. Çünkü zaten alt üstü yaptığınız ne ki diye böyle bir aşağılanma cümleleri çok... Ev kadınları mesela yemek yapılır, perdeler temizlenir, ev düzenlidir, giren her şeyi ev kadını takip eder. Ama bir ücreti yoktur bu ülkede. Hemşirelikte de benzer şeyler var. Yani hasta ile ilgili her türlü şeyden siz sorumlusunuz. Tedavi, bakım konusunda. Ama işe ücretlendirmeye geldiğinde sadece doktor üzerinden ücretlendirilen bir emeğiniz var. Hatta çoğu zaten ücretlendirilmiyorlar. Burada işe başladım, şu işleri yapmanı bekliyoruz ve bunun karşılığında sana şu ücreti vereceğiz gibi bir şey de yok. Birebir sözleşmelerde yok, genel bir şey de yok, iş tanımı da yok. Hem bir ev hanımı durumunda görünmeyen emek olması açısından çok ev hanımlı, çok ev kadınlı güzel karşılıyor ama öte yandan da şöyle düşünün. İşte hastane bir çiftlik, çiftliğin bir patronu var. İşte bir takım görevliler var ama bir de kahya var. Çiftlikte kahyanın ne yapmasını beklersiniz? Patron ne bekler kahyadan? Çiftlikteki bütün işlerin yolunda gitmesini, işi döndürmesini, yaptırılmasını, kontrolünü, eksik kalanları da kendisinin, yani kahyanın yapmasını bekler patron. İşte hemşirenin durumu budur. İşimiz gerçekten çok kıymetli. Ya da ben yaparken hiç gocunmuyorum ama o kadar sürekli kadın olarak mücadele ediyorsun. Bir işin var ama meslek olarak da sürekli bir mücadele vermek zorundasın. Sürekli her yerde ben varım, ben buyum falan demek hissi çok yorucu bir şey. Biz hastanelerde çok önemliyiz ve ben çok iddialı bir cümle daha önce de kurdum ama hemşireleri çekseniz hastanelerden hastaneler çöker. Hiçbir şey doktor ya da herhangi bir sağlık çalışanı tek başına yapmıyor orada. Bir ekip işi ve ekip olmanın belki kıymetli olduğunu falan anlamaları gerekiyor. Ama toplumsal statü anlamında da yok. Yeri yok, değeri yok. Sen değinirken mesela bakım hizmetleri dedin ama kayıtlara sadece bu geçmesin. Biz sadece bakım hizmeti vermiyoruz. Fiiliyatta aslında suç olsa bile mesela hayat da kurtarıyoruz bir fiil. Karşımıza bir hasta geliyor. O sırada doktor yok diyelim ki. Hani bugünkü koşulları düşünmeyin sadece. Veya doktor tecrübesiz. Sen 20-30 yıldır yaptığın bir iş var. İyi kötü yardımcı olabiliyorsun. Birinci veya ikinci olarak hastanın hayatının kurtulmasına vesile oluyorsun, sebep oluyorsun ya da birinci rolü oynamış oluyorsun. Dedik ya biraz önce tanımsız bir meslek olduğu için
tıpkı bir kahya gibi o işleyişi tamamlayacak, kontrol yaptıracak, temizliğin yapılmasından, yatakların yapılmasından, hastanın sağlığından, tetkiklerin gelip gitmesinden, istenmesinden, kayıtların girmesinden, tedavinin bizzat uygulanmasından ve geri dönüşümünün kayıtlarının tutulmasından her şeye kadar. Birinci olarak yani tek veri kaynağı ve yapan fiil olarak sensin. İşini yapamayan varsa, yetiştiremeyen varsa onun yerine de sen yaptığın için yeri geldiğinde yardımcı personelin işini yapıyorsun. Yeri geldiğinde doktorun bir fiil işini yapıyorsun yani. Doktor atıyorum başka bir odada hastayı kurtarmaya çalışırken sen de bu tarafta acil olarak bir hastaya radyalden bir arteriyelden takmak zorunda kalabiliyorsun. Şimdi tanımsız bir meslek dedik ama bazı işler var ki çok somut olarak hekime ait işler var. Ya da işte tamam, diğer gruba ait, sekreteri ait, bilgi işlemciye ait, taşırına ait işler var. Belli bunlar hani. Ben mesleki sorunların bireysel mücadelelerle çözülebileceğini düşünmüyorum. Evet benim kendi mücadelem dönemde ama örgütlü bir şekilde biz mücadele edersek her şey daha kolay çözülecektir.